Sevgili futbol severler, Futbol Plus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle abi hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim Sercan, hoş bulduk. Galatasaray gündemini konuşacağız. Murat Köten bugün rahatsız, o yüzden e, kulübeden seni aldık oyuna. Ve Galatasaray gündeminde de başta Icardi olmak üzere Fransız medyası Icardi'yi PSG'nin pişmanlığı olarak yazmaya başladı. Yani öyle bir performans var ki şu an Icardi'de. Şu an gelinen noktada Icardi ile alakalı süreç artık Fransızların Icardi'yi satmasının hata olduğu yönüne doğru gitmeye başladı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Sercan? Abi Icardi bu sezon müthiş bir performans sergiliyor. Ligde 8 maçta 8 gol attı. Avrupa'da da 4 gole imza attı. Yani istatistikleri alt üst eden bir Icardi var. Ve yani sadece Paris Saint Germain değil hangi takım olursa olsun Icardi yollamanın pişmanlığını illaki yaşayacaktı ve Paris Saint-Germain'de bu pişmanlığı yaşıyor. Icardi e, çok önemli bir oyuncu ligimizde de e, yani baktığım zaman belki de tarihe en iyi forveti olabilir. E, çok iddialısın. Abi olabilir gibi duruyor çünkü <laughs> istatistikleri o yönde ilerliyor. Evet. Ya yani şöyle rekorları alt üst eden bir Icardi görüyoruz. Sercan kötü gününde bile Evet. Kötü gününde bile bir şekilde skora katkı yapmayabiliyor asist olur, gol olur ki bak. Sevgili Mehmet Özcan tablosunu yapmış. Bu Galatasaray kariyerinde gol attığı ya da asist yaptığı ki bunlar gol attığı özünde Başakşehir, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş, İstanbulspor, Fenerbahçe, Molde, Alanyaspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Ankara Gücü, Sivasspor, Gaziantep FK, Manchester United, Samsunspor, Ljubljana, Giresunspor maçlarında e, bu sezon, bu sezon mu bunlar? Evet. Bu sezon. Yok, bu sezon değil, genel. E, gol atmayı başardı. Yani e, 23 takımın 16'sına gol attı. Böyle bir performans olunca da tabii ki bu piyango ve Galatasaray bence buradaki en büyük piyango suçu olacak Sercan. Oyuncu bu disim, disiplinle devam ettiği sürece Galatasaray bu oyuncu da çok büyük paralar kazanır. Yani kontratıyla alakalı e, işte 10 milyon euro maaşlardır, bonservislerdir çok konuşuldu ya. Icardi öyle bir çizgiden devam ediyor ki ve bu çizgisine United maçı belki Bayern Münih maçında da gösterirse eğer şu tabloyla karşılaşacağız. Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif alacak Galatasaray. Icardi ile alakalı. Bu %100 kesin, net gözüken tablo ve bu çizgisini devam ettirirse biz bunu artık akıllı ticaret başlığına atacağız. Öyle gözüküyor. Ama abi şöyle de bir durum var. Yani Galatasaray'da e, yani Icardi vazgeçilmez gibi ne pahasına olursa olsun elinde Orası tutmak öyle. isteyecektir. Ama şöyle Sercan bu sezon değil zaten. E, i̇ki sene sonra. İki sene evet. sonra yazın. Şimdi yazın geldi bir teklif Icardi'ye. Öyle bir teklif gelir uçuk ki. Bir teklif. Uçuk bir teklif. Alırsın 50 milyon euronu. Teşekkürler dersin Icardi'ye. Yerine 50 milyon euro, 10 milyon euro maaşından da sıyrılırsın. Yani bu teklifin gelmesi sence azımsa az bir ihtimal mi? Ben şaşırmam. Ben de şaşırmam. <laughs> Ve Türk Futbol tarihine geçer. Ve Icardi ile alakalı süreç bu şekilde. Okan Buruk'la imzalar atılıyor. Sercan. Hocanın kontratına %100'e yakın bir e, zam yapılacak. Bunu belirtelim. Senelik 20 milyon TL'ye çalışan Okan Buruk'un, yeni sözleşmesi de işte 40-50-60 bareminde 2 ile 3 milyon e, 3 kat arasında gerçekleşmesi bekleniyor ki bence geç kalınmış bir kontrat. Yani geçtiğimiz yılki şampiyonluk bu sezonun gelişi artık e, bence Galatasaray'ın şuna dikkat etmesi lazım. Okan Buruk Manchester United'ı daha önce Başakşehir'deyken şimdi Galatasaray'dayken çok zorladı. Avrupa'da iyi işler yapıyor. Eğer ki Bayern Münih'i Okan Buruk Ram Stadyumunda geçerse Geçmiş olsun Okan Buruk da majör bir lige transfer olur. Olabilir o yüzden abi. bunu şöyle de değerlendirmek lazım. Elindeki hocayı tutma adına da. Çünkü biliyorsun hoca transferleri de var. Yani hocalar da artık transferde bon bonserviste satılabiliyorlar. Gidiyorlar geliyorlar falan böyle ticaretler de var. O yüzden Galatasaray'ın bu konuda çok da geç kalmaması lazım diye düşünüyorum. Ve Avrupa'da da yani teknik direktör kıtlığı var yani şu an. Okan tabii, Buruk tabii. da... Manchester United'i deviren bir Okan Buruk, belki Bayern Münih karşısında bir başarı elde eden Okan Buruk Avrupa'da illaki değerlendirilecektir. Dediğim gibi abi Okan Buruk'ta bir sözleşme uzatma ve e, sözleşmesinde iyileştirme olacak. Onun dışında Saşa Boy, Abdükerim ve Kerem Aktürkoğlu'nda da bazı iyileştirmeler olacağı konuşuluyor. Kerem'in maaşının 30 milyon TL, yine Abdülkerim'in de 30 milyon TL çıkarılacağı konuşuluyor. Saşa Boy'un maaşının 1 milyon euro'ya çıkarılacağı konuşuluyor. Bunlar hakkında neler söylemek istersin? Bunların olması lazım. Yani bugün biz Saşa Boy Fransa Milli Takımı'na nasıl çağrılmaz diye olayı eleştiriyorsak o zaman bu kontratı geliştireceksiniz. Oyuncu 23 yaşında. Zaten İngiltere'den teklifler var. United maçında çok güzel oynadı. Muhtemelen teklifler gelmeye devam edecek. O yüzden gelen teklifin boyunu büyütmek için, miktarını arttırmak için apar topar bir şekilde o kontratın imzalanması lazım Saşa Boyla ve Saşa Boyla bize şunu gösterdi Sercan, e, havlu atabilecek bir oyuncu değil. Bu takımda biliyorsun e, Torrent boydan futbolcu olmaz demişti Saşa Boydan. Kadusha kaldı, istenmeyen adam ilan edildi. Eğer ki havlu atacak adam olsaydı bu süreçte havlusunu atar ve bugün bu çıkışı yapmazdı. Giderdi bir yerlerde oynardı. Ama Azmin Ayra Hanım çok azimli bir şekilde oynuyor ve küllerinden doğdu. Bu yüzden de kontratı imza alayalım ama sonra performans ya düşerse diye bakmamak lazım. Zaten şu an ederine geldi bu oyuncu. Şu an Galatasaray eğer ki şampiyonlar gibi serüveni son 16'ya kadar devam eder ve Saşa Boy da bu kadronun mimarlarından biri olursa gözü kapalı 30 milyon euro üstüne bir rakama Saşa Boy'u satar. Ve Fransa milli takımına da sağ bir oyuncunun sakatlanmasına rağmen Doşam tarafından yine tercih edilmemesine çok garip karşıladım. Ama elinde sonunda sanki Sasha Boy Fransa milli takımına e, dahil edilecek gibi duruyor. Senin dediğin gibi abi Galatasaray için çok önemli bir değer. <laughs> yani baktığım zaman e, hücum <laughs> organizasyonlarında hep Sasha Boy'u görüyoruz. Yani takımın %30'u gibi bir şey şu an Sasha Boy. Burada aslında 1 milyon euro bile e, Sasha Boy için çok az kalıyor bana kalırsa. Maaş olarak. Çok değerli bir oyuncu. Ligimizde de kalite katan bir oyuncu. Onun dışında Kerem ve Abdülkerim'in de maaşlarında bir iyileştirme yapıldı. Neler söylemek istersin? İkisi de Galatasaray için çok değerli oyuncular. Birincisi yerli kuralı. O üç yerliyi tamamlaman konudaki ilaç diyebildiğimiz isimler. İkincisi Kerem de Abdülkerim de bu ligin çok üstünde oyun oynuyorlar. Yer yer taraftarlar Kerem'i e eleştirse bile özellikle United maçında oynadığı oyun muhtemelen birçok kulübünde iştahını kabartmıştır. Bu yüzden de kontratları yenileyip teklifleri beklemekten başka çareniz kalmıyor ve bir yerden sonra da bak Real Madrid Arda aldı, aldı, güleri götürdü. Bazı teklifler var oyuncuların et evet, Galatasaray büyük camia ama bazı oyuncuların da hayallerini süsleyen bazı camialar olabiliyor. O yüzden de bu bu tarz camialar harekete geçtiği zaman önünde durmak çok zor. Bu yüzden de o gün gelmeden önden tedbir alıp kontratları uzatmak lazım ve Abdülkerim ve Kerem'de de zaten Galatasaray e, böyle bir adım da atıyor. Şimdi Galatasaray'da bir de Nelson meselesi var. Hı hı. E, oyuncu aslında yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen oyunculardan da ama Doğru. elde tutuldu, yollanmak istenmedi. Geldiğimiz bu noktada Davinson Sanchez'in takıma katılması ve çok iyi bir performans sergilemesi de sanki Nelson'u biraz yediye düşürdü. Ve oyuncunun da mutsuz olduğunu biliyoruz. Burada devre arasında belki Nelson'la bir ayrılık olabilir. Bence kesin. Tabii yaz transfer döneminde çok yüksek meblalar istiyordu Galatasaray. Şu durumda da o meblaları biraz yakalaması zor gibi gözüküyor. Oyuncunun piyasa değeri düşecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Abi. Bazen hani altın çamura da düşse altındır durumu vardır evet. ya. Şimdi Nelson'un ne olduğu belli bu sezon oynayamama sebebi Nelson'un kötü olması mı, kendinden daha iyisinin alınması mı dersen evet daha iyisinin alınması. Bugün Sanchez'i kesmek çok mümkün değil bu oyunuyla. Nelson da bunun bazı kulüpler bunu fırsatı içerip teklifte bulunacaklardır ki ben de Nelson'un gitme yanlış olduğunu düşünüyorum. Ki zaten gitme konusunda istekliydi ama aradığı teklifi bulamamıştı. Galatasaray muhtemelen kendisine yardımcı olacaktır bu konuda. Onun dışında abi Anhelino e, ismi hı hı. çok fazla taraftarlar tarafından da, kamuoyu tarafından da eleştiriliyor. Aslında büyük bir beklentiyle gelmişti ama sanki Galatasarayın tek açık noktası sol bek mevkii gibi duruyor. Sen neler söylemek istersin Anhelino'nun yerine yani bir ilaç e, ne olabilir Kazımcan var evet ama hı hı. onun dışında devre arasında bir transfer olabilir mi yoksa Anhelino e, bir şekilde kazanılmaya mı çalışılmalı? Neler söylemek istersin? Birincisi merkez orta sahaya 6 numara transferi yapmadı bu takım. Ve Torreira'yı hoca 2 maçtır sol merkeze çekiyor. Bunun en büyük sebebi sol bekteki aksamaları engellesin diye. Sol bekte Angelino'nun ileriye çıkışlarında arkanın açıkta kalıyor olmasından dolayı Torreira kademeye giriyor. Şimdi Torreira sakatlandığında onun ciddi sorunlar yarattığını görmüştük ki Kazımcan sakatlanmasaydı çoktan zaten formayı alacaktı. E, Kazım da şu anda bu formayı bir daha vermeyecek gibi gözüküyor. Ve Kazım varken de ne kadar problem olur dersen de bu devre arasını daha doğrusu milli arayı iyi geçirmesi lazım Kazım. Çünkü fiziksel anlamda eksiklikleri var doğal olarak sakatlıktan döndü. Bu toparlanmayı sağlarsa muhtemelen Galatasaray'ın sol bek problemi çözecektir sadece Abi Okan Buruk sürekli milli arayı hedef göstermişti ve işte Galatasaray'ın asıl milli aradan sonra başarılar elde edeceğini söylemişti. Neler söylemek istersen ve şunu söylemek istiyorum. Galatasaray milli araya kadar nasıl bir süreç yaşadı? Nasıl değerlendirmek istersin geçen bu süreci? Yani milli araya kadar Galatasaray geçtiğimiz sezonun paralelinde bir oyun oynadı. Geçtiğimiz sezonda vitesi böyle 2'de 3'te bu noktaya kadar getirmişti. Bu milli aradan sonra yani geçtiğimiz yılki milli aradan sonra vitesi 5'e takıp 14 maçlık seri derken inanılmaz bir tablo ortaya çıkmış. Şimdi Galatasaray'ın asıl sezonu şimdi başlıyor. Ve bence bugüne kadar iyi geldi bu takım. Kötü oyunlar vardı, Avrupa'da zorlu maçlar vardı derken bugün gelinen noktada bu takım bir şekilde liderin 2 puan gerisinde bu haftaya kadar geldi. Şimdi yarış yeni başlıyor. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasından istediğini alırsa onun verdiği özgüvenle birlikte çok daha ileriye gidecektir sevgili Sercan. Yani geçtiğimiz yılda Galatasaray için lig asıl lig 10. hafta itibariyle yaklaşık başlamıştı. Bugün de artık 9. haftada, 8. hafta, 9. hafta, 8. hafta derken bu dönemlerde bu imelenme başlayacaktır. Abi son olarak Bayern Münih maçını sormak istiyorum. Neler söylemek istersin? Galatasaray'ın önünde çok önemli bir Hı -hı. E, aşama var. E, neler söylemek istersin? Bayern Münih maçında Galatasaray'ı ben iyi futbolla göreceğimize eminim. United maçında oynanan oyunun vereceği yapabiliriz özgüveni. Biz neler yapıyoruz özgüveni. Ee, muhtemeldir ki birçok oyuncunun da vitrine çıkma konusundaki isteği ve kendilerini bu maça da çok iyi sakladıklarını düşünüyorum bir taraftan. Muhtemeldir ki taraftar önünde Galatasaray Bayern Münih'in bugüne kadar görüp görebileceği iyi oyunlardan birkaçını oynayacaktır. Ha bu 90 dakika olur mu? Sanmıyorum. Bayern Münih gibi tempolu bir takıma karşı 90 dakika ayakta kalmak kolay değil ama ayakta kaldığınız periyotta da skor bulursanız bir puan Galatasaray grubun dışına atar Sercan. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Futbol Plus'ta sevgili Taner Karaman'la birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Gün içinde Galatasaray'la ilgili gelişmeleri takip etmek için Futbol Plus YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.